Bu gördüğünüz model badem modeli. Genelde yazlık hırkalarda ve bluzlarda kullanılabilecek kolay bir model. Bu kaydırmalı olarak giden bir model. Bunun için birinin yarısı tamamlanırken diğerinin tamamı bitmiş oluyor ve biri biterken diğer modele geçiliyor. Bunun yapımını küçük model olarak sizlere vereceğiz. Şimdi biz bu bademli modelin yapılışını göstermek için daha önceden şişimize ilmeklerimizi başladık ve burada üst sıra horoşa ördük. Modeli horoş lastik üzerine kurarsak bir gerginlik yaratmıyor ama bir düz bir ters lastik üzerine koyarsak o zaman biraz büzümlü duruyor. Şimdi biz bunun için önce baştan modelimizi model olarak kurduğumuz için 4 ilmek horoşa örüyoruz kenar bandımız için. Ve modelimizin tam olduğu yerde diğer modelimiz yarım olarak devam ediyor. Bunun için önce bir ilmek örüyorum, bir ilmek artırıyorum ve modelimiz 7 ilmek üzerine kuruluyor. 7 ilmek düz olarak örüyorum. Bir ilmek artırıyorum. Bir ilmek bademin uç kısmını oluşturmak için düz örüyorum. Yine bir ilmek artırıyorum ve 7 ilmek düz olarak örüyorum. Yine bir ilmek artırıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek artırıyorum ve 7 ilmek düz olarak örüyorum. Yine başta 4 ilmek model bandımızı horoşa olarak örüyoruz ve kenarda düz ördüğümüz ilmeği ters olarak ve artırdığımız ilmekleri de ters olarak örüyoruz. Düz olarak ördüğümüz 7 ilmeğimizi horoşa olarak örüyoruz. Arka yüzden düz örüyoruz ve ön yüzde horoşa olmasını sağlıyoruz. Yine artırdığımız ilmekleri ters olarak örüyoruz. Bu bademlerimizin uç kısmını oluşturuyor. Yine 7 tane ördüğümüz düz ilmeği arka yüzden de düz olarak örüyoruz ve horoşa olmasını sağlıyoruz. Yine artırdığımız ilmekleri ve ortasındaki düz ilmeği arka yüzden ters olarak örüyoruz ve 7 ilmeğimizi yine düz olarak örüp haraşa olmasını ön yüzden sağlıyoruz. Evet, kenarda yarım bademimizin oluşması için 2 ilmeğimiz oluştu. Yine kenar bandımız 4 ilmeğimizi haraşa olarak örüyoruz. Yine şimdi ön yüze geldik. İkinci sıraya. 4 ilmek kenar bandımızı horoş olarak ördük ve bademimizin ucu olan kısmı yine düz olarak örüyoruz. Burada bademimiz yarım olarak oluşacak. Artırdığımız ilmeği düz olarak ördük. Yine bir ilmek artırdık ve ortadaki 7 ilmeğimizi modelimiz 7 ilmekten oluşuyor. Yine düz olarak örüyoruz ön yüzden de, arka yüzden de çünkü bu 7 ilmeğimiz haraşa olarak devam ediyor. 3 sıra haraşa olacak. Bu arada da diğer bademlerimizin uç kısımlarından doğru genişlemeye devam edecek. 7 ilmeğimiz 2 yüzden de düz olarak örülüyor. Artırdığımız ilmeklerimiz arka yüzde ters olarak örülüyor.
Şimdi üçüncü sıramıza geldik. Yine kenarda 4 ilmek kenar bandımızı ördük ve yarım olan bademimizi örmeye devam ediyoruz. Kenarlardan her ün yüzde birer ilmek artırıyoruz ve ortada zaten 7 ilmeğimiz haroşa olarak devam ediyor. Haroşamızın 3 sıra olmasını bekliyoruz. 3 sıra olduktan sonra bademimiz de zaten 7 ilmeğe ulaşmış oluyor. Kenardaki bademlerimiz 4 ilmek oldu. Çünkü yarım olarak model kenara geliyor. Yine kenar bandımız 4 ilmek haroşa ördük. Şimdi modelimiz şimdi 7 ilmeğe çıktı. Ortadaki ilmeklerimiz de 7 ilmekti. Modelimizi şimdi oluşturuyoruz. Bunun için yine kenardaki 4 ilmeğimizi kenar bandı olarak örüyoruz. 4 tane. Burada yarım bademimiz 4 ilmek olmuştu. Biz bunu yine düz olarak 4 ilmeğimizi örüyoruz. Arka yüzden düz olarak öreceğiz ve haroşaları oluşturacağız. Şimdi bademimizin üst kısmını oluşturmak için 1 ilmek artırıyoruz ve bu 7 ilmeğimizi tek seferde şişimizden çıkarıyoruz. Evet, çıkaramadık çünkü ipimizin katı kaldı. Evet. Şimdi bu 7 ilmek haroşamızı tek ilmeğe dönüştürdük. Kenarlarından birer ilmek artırıyoruz. Bu ortadaki tek ilmeği arka yüzden artırdığımız ilmeklerle ters olarak öreceğiz ve bademimizin uç kısmı oluşacak. Diğer yandaki yarım bademlerimizi ön yüzde 7 ilmeği düz olarak örüyoruz. Arka yüzden bu 7 ilmeğimizi ters olarak örüp bademlerimizin üst kısmını oluşturacağız. Şimdi yine bu 7 ilmek haroşamızı 1 ilmek artırarak tek ilmeğe dönüştüreceğiz. Evet, şöyle tek ilmek haline geldi ve bademimizin uç kısmını oluşturacak. Yine 7 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Evet, şimdi ikinci bademimizi oluşturmak için yine 7 ilmek haroşamızı tek ilmeğe dönüştürüyoruz. Çünkü bu yeni bademlerimizin uç noktasını oluşturacak. Yine 4 ilmek yarım bademimizin ilmeklerini düz olarak örüyoruz. Kenar bandımız 4 ilmek haroşa. Şimdi modelimizin arka yüzüne geldik. Arka yüzde yine 4 ilmek kenar bandımızı haroşa olarak örüyoruz. Yarım bademimiz olan 4 ilmeğimizi yine arka yüzde düz olarak örerek ön yüzde haroşa olmasını sağlıyoruz. Şimdi diğer
kestiğimiz ilmeklerimizin kenarından artırdığımız ilmekleri ters olarak örüyoruz. 3 ilmek oluşuyor. Bu da yeni bademimizin uç kısmını oluşturuyor. Diğer aradaki 7 ilmek düzümüzü arka yüzden yine düz olarak örüyoruz. Ön yüzde haraşa olmasını sağlıyoruz. Ve bu şekilde aradaki bademlerimizin uç kısımları artarken diğer bademlerimizin haraşaları 3 sıra oluşuyor. Ve tamamlandıktan sonra yine kesme işlemine geçiyoruz. Yeni bir badem sıramız oluşmuş oluyor. Evet, yeni oluşturduğumuz bademlerimizin uçları 7 ilmeğe tamamlanıncaya kadar arka yüzden ters olarak örülüyor. Şimdi burada tek ilmeğe düşürüp yeni bademlerimizin uç noktasını oluşturmaya başladık. Şu arada gördüğünüz gibi. Bu arada 7 ilmeğe tamamladığımız bademlerin uç kısımlarını şimdi haraşaya çevirdik. Bu bitiş noktasına doğru gideceğiz. Şimdi yine tekrar örmeye devam ediyoruz. Kenarda 4 ilmek kenar bandımız var haraşa olarak. Bu kenarda bademlerimiz yarım olarak meydana geldi. Kenarların düz gitmesi için. Ve burada 4 ilmeğimiz var. Yine bunu düz ördük haraşa olması için. Bu bademlerimizin uç noktası oluşmaya başlamıştı. Bunun kenarlarından yine 1 ilmek artırıyoruz. Ve burada bademlerimiz artmaya devam ediyor. Çünkü 7 ilmek oluncaya kadar devam edecek. Evet, bademlerimiz 3 ilmekti. Şimdi 5 ilmeğe çıkıyor. Arada bademlerimizin üst kısmı olan haraşalar 7 ilmek olarak devam ediyor. Kenar bandımız 4 ilmek haraşa. Şimdi arka yüze geçeceğiz. 7 adet olan ilmeklerimiz düz olarak örülecek. 5 adete çıkan bademlerimizin uç kısımlarındaki ilmeklerimiz de ters olarak örülecek. Şimdi ikinci model bademlerimizle oluşturmaya sıra geldi. Şimdi onları göstereceğiz. Bademlerin biri tamamlanırken biri de yarım hale geliyor. Yine kenardaki biz 4 ilmek haraşamızı örüyoruz. Ve yarım bademimiz olan 4 ilmeği birlikte alıyoruz. Bu yeni oluşacak bademimizin uç noktasını oluşturuyor. Kenardan 1 ilmek artırıyoruz. Ve diğer 7 ilmeğe tamamladığımız uç kısmı ön yüzde 7 ilmek olarak düz örüyoruz. Arka yüzden düz öreceğiz. Haraşayı oluşturacağız. Şimdi 3 sıra tamamladığımız bademimizin üst kısmındaki haraşayı tek ilmeğe dönüştürüyoruz. 7 ilmeğimizi birlikte alıyoruz ve yeni bademimizin uç kısmını oluşturacağız.
ve 1 ilmek artırıyoruz. 7 ilmeğimizi yine düz olarak örüyoruz. Arka yüzden de düz öreceğiz ve bademimizin horoşa kısmını, üst kısmını oluşturacağız. Şimdi yine 1 ilmek artırdık ve 7 ilmeği birlikte alıyoruz. Bademimizin uç kısmını oluşturuyoruz. 1 ilmek artırdık. Yine 7 ilmeğimizi düz olarak ördürdük. Çünkü bu bademimizin yarım olmasını sağladı. Yine 1 ilmek artırdık ve yarım olan o 4 ilmeğimizi birlikte alarak yarım bademimizin yeni oluşacak olan uç noktasını oluşturuyoruz. Evet, kenar bandımız 4 ilmek haroşa örüyoruz. Şimdi arka yüzden kenar bandımız 4 ilmeğimizi haroşa olarak ördük. Yeni bademimizin uç noktasını arka yüzden ters olarak örüyoruz. Ön yüzden düz olacak. Artırdığımız ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz ve aradaki 7 ilmeği çıkardığımız bademimizin düz ilmeklerini arka yüzden de düz örerek ön yüzde haroşa olmasını sağlıyoruz. Diğer aradaki bademlerimizin sayılarını 7 ilmeğe tamamlayıncaya kadar aradaki bu 7 ilmeğimizi 3 sıra haroşa oluşacak. Şimdi yine yeni bademlerimizin uç kısımları olan 7 ilmek sayımıza ulaştık. Diğer 7 ilmeği tamamladığımız bademlerimizi de 3 sıra horoşaya tamamladık. Şimdi yeni bademlerimizi oluşturmak ve diğer oluşan bademlerimizin de üst horoşa kısımları için bu sıramızı örüyoruz. Evet, 4 ilmek kenardaki kenar bandımızı ördük. Yine burada yarım bademlerimizin 4 ilmeğini tamamladık. Ön yüzden düz olarak bu tamamladığımız ilmeklerimizi örüyoruz. Arka yüzden yine düz olarak örüp ön sırada haroşa oluşmasını sağlıyoruz. Şu bademlerimizin tepesinin meydana gelmesi için. Şimdi yeni bademlerimizi oluşturacağız. Birini tamamlayacağız. Bunun için 1 ilmek artırdık ve 7 ilmek horoşamızı tek ilmeğe dönüştürerek yeni bademimizin uç noktasını oluşturmuş oluyoruz. Ve yine 1 ilmek artırdık. Aradaki 7 ilmeği tamamladığımız bademlerimizin ucunu düz olarak örüyoruz. Arka yüzden de düz olarak öreceğiz. Ve bademlerimizin üst kısmı olan şu haroşaları oluşturacağız. Yine 1 ilmek artırıyoruz ve 7 ilmeğimizi birlikte alarak haroşa olarak ördüğümüz 7 ilmeğimizi haroşa olarak tamamladık. Ve tek ilmekte çıkararak bademimizi oluşturmuş olduk. Yine 1 ilmek artırdık. Yeni bademimizin başlangıç noktası oluyor. Ve diğer 7 ilmeği tamamladığımız bademlerimizin alt kısmını düz olarak ön yüzden örüyoruz. Yine yeni bademimizi tamamlayıp bir diğerine geçmek için 7 ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Evet, bademimizi tamamladık.
ve yeni bademimizin uç noktasını oluşturmuş olduk. Yine bir ilmek artırdık ve kenardaki yarım bademimizin 4 ilmeğini düz olarak ördük. Arka yüzden yine düz olarak öreceğiz. Ön yüzde 7 sayıya tamamladığımız bademlerimizi horoşa olarak üst kısmını örüyoruz. Bu gördüğümüz badem modeli yazlık bir model olarak düşünülmüştür. Ve bunu herkes istediği kalınlıkta, değişik iplerde ve o ip kalınlığına göre uygun şişlerle tabii ki örebilir. Bu modelimiz 7 ilmek üzerine kurulmuştur. Bir modelimiz düz olarak 7 ilmek örülürken diğer tarafta bademimizin diğer yarısı örülüyor ve o bademin üst kısmı tamamlandığında 7 ilmek birlikte alınıp diğer bademimizin uç noktası meydana geliyor ve bu uç noktanın kenarlarından artırılarak diğer bademin üst kısmı horoşa olarak 3 sıra örülüyor. Bu 3 sıra horoşa örülürken diğer bademin alt düz kısmı da 7 ilmeğe kadar çıkıyor. Çünkü modelimiz 7 ilmek üzerine kurulmuştur.